faşizmin, inkarın, sapkınlığın ve tahammülsüzlüğün geldiği son noktadayız bugün. Müslümanlığın bedelini ödetmeye çalışanlar dinimizin, imanımızın karşısına kurşunlarla dikilip can alıyorlar. Ne şahıslarla ne de kişilerle ilgilenmiyorlar. Onların derdi bizim dinimizle kavga edip bizim inancımızla savaşmak. Bakın ne derseniz deyin, adına yeni dünya deyin, adına milenyum çağı deyin, adına global çağı deyin, ne söylerseniz söyleyin. Yeni Zelanda'da yaşanan bu Hristiyan terör haçlı zihniyetinin, Bizans tohumlarının şimdilerdeki vücut bulmuş halidir. Ve bu zalimliğin adını net koyalım beyler. Bunun adı Hristiyan terörüdür. Hristiyan terörüdür. Ve savaşın tam ortasındayız. Müslümanlar safları sımsıkı tutup küçük hesapları, kişisel yarışları, dünyalık heveslerin peşindeki nefis kavgalarını, gururu, kibiri ayaklar altına alıp sapa sağlam durmak zorunda. Bize benliğimizi unutturdular be. Bize yabancı hayranlığını aşılayıp onlar gibi yaşamaya dua eder hale getirdiler bizi. Kimliğimize göz diktiler. Değerlerimizi silmeyi denediler. İslam gençlerini özentilikle, kardeşi kardeşe kırdırma operasyonlarıyla kendilerine benzetmeye çalıştılar. Bize tarihimizi unutturdular. Tarihimizi. Katilin silahının üzerinde yazılanlar bize neyi gösteriyor ha? Bakın kafir unutmaz. Batı unutmaz, vazgeçmez. Onlar babalarından, dedelerinden gelen o kanlı savaşı devam ettirmek için ne geçmişini unutur ne de hafife alır. Müslüman kardeşlerimizi katleden o Hristiyan terörist Facebook hesabında yayınladığı manifestoyu görmediniz mi? Halkımızın en kadim düşmanı Türkler ve Türklerin lideri Erdoğan diye Cumhurbaşkanımızı, ülkemizi hedef gösteriyorlar. Ve bizi tehdit ediyorlar. Bizi tehdit ediyorlar. Senin evine, kapı komşuna, okuldaki çocuğuna, yan odandaki arkadaşına tehdit savuruyor. Durum bu kadar açıkken, Batı birleşmiş yeryüzünde Müslüman eşittir, Türk demektir diye gözünü kana bulamışken biz ne yapıyoruz? Parti liderleri yarışlarını, başı boş vaatlerini, kirli siyasetlerini, mide bulandırıcı o magazin haberlerini, ahlaktan ve değerden yoksun bilmem ne fenomenlerinin dertlerini konuşuyoruz. Bakın Batı medyası bu terörü ve Hristiyan teröristi işte akli dengesi yerinde olmayan, çocukluğunu yaşayamamış, ruhsal sıkıntıları olan birinin işte akıl tutulması diye en doğal bir şekilde verecek. Batılı yöneticiler de işte ah vah diye yarım ağız kınamalar yapacak. Bu durum karşısında biz domates, biber, patlıcan hesabı mı yapacağız? Yok arkadaş yok, durmayacağız. Etrafımızdan yükselen o 3-5 soytarının sözlerine cevap dahi vermeyeceğiz. O kendini Müslüman diye tanımlayıp tek derdi Müslümanlara laf yetiştirmek olan zibidilere de takılmayacağız. Yeni Zelanda'daki o Hristiyan terörüne işte mülteci düşmanlığı diye isim bulmaya çalışan Yıldıray Oğur gibi omurgasızları miting meydanlarında işte bu terörün sebebi işte İslamofobidir, Müslümanlardır diye yüzsüz yüzsüz konuşan Kılıçdaroğlu. Bizim camilerimizi de keşke böyle temizleseler diye ifadeleri yayınlayan ekşi sözlük gibi lağım çukurlarını unutmayacağız. Yeter artık, yeter. Eğer bugün boğazlarımız patlayana kadar bağıramıyorsak yazıklar olsun hepimize. Bugün la galibe illallah diye yankılanmıyorsa Kudüs'te, Arakan'da, Myanmar'da, Bağdat'ta, Makedonya'da, Yeni Zelanda'da ve ümmetin ümidi olan hilafetin merkezi payitahtta yani İstanbul'da feryatlar arşı titretmiyorsa bana da yazıklar olsun, sana da yazıklar olsun. Uyanacağız. Canımıza mal olsa da bu gaflet uykusundan uyanacağız. Zalimler istese de istemese de içimizdeki o gizli din düşmanları ezana, bayrağa, Kur'an'a kin kusmak için öyle lafları eveleyip gevelese de bizler Allah'ın dinini bütün yeryüzüne hakim kılmak ve zalimin zulmü altında can veren bütün mazlumların hesabını sormak için Kızıl Elma'dan bir adım bile geri atmayacağız. Şu andaki durumu çözemeyen ve hala şu atmosferden bir siyasi söylem çıkarmaya çalışanlar oturup Cemil Meriç'e kulak versinler. Ne diyor Cemil Meriç? Kıyasıya bir savaştı bu. Haç ile Hilal'in, Batı ile Doğu'nun, imanla inkarın savaşıdır bu. Anladınız? Kalın sağlıcakla.